Dördüncü bölüm. Şunu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı olarak yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı, yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler oğulluk hakkını alalım. Oğullar olduğumuz için Tanrı, öz oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı. Pavlus'un Galatyalılar için kaygıları. Ne var ki eskiden Tanrı'yı tanımadığınız zamanlarda özde Tanrı olmayanlara kölelik ettiniz. Şimdi ise Tanrı'yı tanıdınız. Daha doğrusu Tanrı tarafından tanındınız. Öyleyse nasıl oluyor da bu etkisiz ve değersiz ilkelere dönüyorsunuz? Yeniden bunlara köle olmak mı istiyorsunuz? Özel günler, aylar, mevsimler, yıllar kutluyorsunuz. Sizin için korkuyorum. Yoksa uğrunuza boş yere mi emek verdim? Kardeşler, size yalvarıyorum. Benim gibi olun. Çünkü ben de sizin gibi oldum. Bana hiçbir haksızlık etmediniz. Bildiğiniz gibi müjdeyi size ilk kez bedensel bir hastalığım nedeniyle bildirdim. Bedensel durumum sizin için çetin bir deneme olduğu halde beni ne horladınız ne de benden tiksindiniz. Tanrı'nın bir meleğini, hatta Mesih İsa'yı kabul eder gibi kabul ettiniz beni. Şimdi o sevincinize ne oldu? Sizin için tanıklık ederim ki elinizden gelse gözlerinizi oyar bana verirdiniz. Peki size gerçeği söylemekle düşmanınız mı oldum? Başkaları sizi kazanmaya gayret ediyor ama iyi niyetle değil. Kendileri için gayret edesiniz diye sizi bizden ayırmak istiyorlar. Niyet iyi ise, yalnız aranızda olduğum zaman değil, her zaman gayretli olmak iyidir. Çocuklarım, Mesih sizde biçimleninceye dek sizin için yine doğum ağrısı çekiyorum. Şimdi yanınızda bulunmak ve ses tonumu değiştirmek isterdim. Bu halinize şaşıyorum. Hacer ile Sara örneği. Kutsal yasa altında yaşamak isteyen sizler, söyleyin bana, yasanın ne dediğini bilmiyor musunuz? İbrahim'in biri köle kadından, biri de özgür kadından iki oğlu olduğu yasalıdır. Köle kadından olan oğul olağan yoldan, özgür kadından olan oğul ise vaat sonucu doğdu. Burada bir benzetme vardır. Bu kadınlar iki antlaşma simgeler. Biri Sina dağındandır. Köle olacak çocuklar doğurur. Bu Hacer'dir. Hacer, Arabistan'daki Sina Dağı'nı simgeler. Şimdiki Kudüs'ün karşılığıdır. Çünkü çocuklarıyla birlikte kölelik ediyor. Oysa göksel Kudüs özgürdür. Bizim annemiz odur. Nitekim şöyle yazılmıştır. Sevin çocuk doğurmayan ey kısır kadın. Doğum ağrısını bilmeyen sen sesini yükselt ve haykır. Çünkü terk edilmiş kadının çocukları kocası olanın çocuklarından çoktur. Kardeşler, siz de İshak gibi vaadin çocuklarısınız. Olağan yoldan doğan, kutsal ruha göre doğana o zaman nasıl zulmettiyse, şimdi de öyle oluyor. Ama kutsal yazı ne diyor? Köle kadını ve oğlunu dışarı at. Çünkü köle kadının oğlu, özgür kadının oğluyla birlikte asla mirasa ortak olmayacaktır. İşte böyle kardeşler. Biz köle kadının değil, özgür kadının çocuklarıyız.